Oldukça sık görülen iştahsızlığa bitkisel çözüm önerileriniz nelerdir? Evet, güzel bir soru. İştahsızlık. Çocuklarda, yetişkinlerde, özellikle bazı mankenlerde, sinema oyuncuları, tiyatro oyuncuları vesaire vesaire yemezler, içmezler. Günde bir iki tane zeytinle idare edenler biliyorum. Sonra ne oluyor? Zayıflıyor. Sindirim organlarının salgılamış olduğu enzimler, asitler, bazlar azaldığı için artık istese de sindiremiyor. Sindirim problemi doğduğu için yiyemiyor. Yiyemese ne olur? Hormon salgılayamıyor. Bayanlar mesela bu şekilde sürekli az gıdayla beslenen bayanın hormonları da azalır. Kadınlık hormonları da azalır. Erkekler için de geçerli. Aşırı diyet yapacağım diye yememek anoreksiya, nevroza denen hastalığı tetikleri vesaire vesaire. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar. 3 yıldır deneme yapıyorduk İzmir, Menderes'te, Sera'da. Bu bizim Sera'da. Zencefil ve zerdeçal yetiştiriyoruz. Evet. Gördünüz. Zencefil. Türkiye'de artık zencefil yetiştirebiliyoruz. Şimdi zencefil bu hafta sonu Sera'daydı. Biraz çalıştık. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde zencefil, zerdeçal çok kolay, rahatlıkla yetişebilir. Ama araştırmıyoruz, incelemiyoruz maalesef. Ne oluyor? Çin'den geliyor. Bir bakıyorsun kilosu 5 lira, bir bakıyorsun 15 lira, bir bakıyorsun 20 lira. Kış ayları geliyor, artık ne yapmak gerekiyor? Zencefili ince ince kıyılır. Hazır mısın sen canım? Çayı demlenir. Limonla, balla içilirse üşütme, grip, nezleye karşı çok çok etkili. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hı hı. Hafta sonu İzmir Menderes'te Sera'daydık. Sera'da artık biz de Türkiye'de zencefil ve zerdeçal yetiştiriyoruz. Zencefil ve zerdeçal Türkiye'nin Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde rahatlıkla yetiştirmek mümkün. Bunu 3 senedir deniyoruz, başardık. Artık kendi seramızda, kendi ihtiyacımız olan zencefili ve zerdeçalı yetiştiriyoruz. Şimdi zencefil, bu zerdeçalın toz hali. Zerdeçal çok küçük olduğu için getirmedim. Zencefil ve zerdeçal insan sağlığı için çok çok önemli. Önümüz kış, birçok insan üşütme, grip, nezle nedeniyle ne olacak? Hastalanacak. Hastalanmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Neyle nasıl? Zencefili ince ince kıyıyoruz, çayını yapıyoruz. Biraz limon, biraz da balla içtiğimiz zaman ne olur? Üşütme, grip, nezleyi ortadan kaldırır. Bu zencefil çayına nane, kekik, ada çayı, papatya vesaire katılabilir. Kişi istediği şekilde karıştırabilir, çay hazırlayabilir. Ha bu yemesi güzel, tadı güzel, herhangi bir yendiğinde herhangi bir problem yapmaz. Yiyebilir miyiz? Tadına bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Acımtırak. Fazla yememek gerekir. Alışkın olmayanlar için. Evet. Her türlü sulu yemeğe katılabilir. Çorbaya katılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çin'den bu gelene kadar ne oluyor? Eterik yağları azalıyor. Veya Brezilya'dan gelene kadar değeri azalıyor. Eterik yağlar azaldıkça, içindeki etken madde kayboldukça bunun değeri düşüyor. Düştükçe de etkisi azalıyor. O nedenle ülkemizde yetiştirmek, özellikle de organik tarım yapmak mümkün. Biz yaptık, başardık. Artık ürünlerimizde kendi zencefil ve zerdeçalımızı kullanıyoruz. Anoreksiya nervoza, iştahsızlık, hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik vesaire vesaire birçok hastalığa iyi gelir.